Merhabalar Söz TV aboneleri, Söz Gazetesi okurları. Bugün farklı bir konuyu anlatmaya çalışacağım. Konu başlığımız Biz Ahmak Türkler ve Sümerler. Evet ben bir biz ahmak Türkler lafını sıklıkla kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Çünkü hakikaten Türkler ahmak bir millet. Neden ahmak bir millet diyeceksiniz? Bana yeryüzünde isimlerinin dahi başka milletin isimlerinden oluşan bir toplum daha gösteremezsiniz. İsimlerimiz dahi Türkçe değil. Tarihimiz, tarihimiz zaten lenk. Ne olduğunu bilmiyoruz. Başkalarından okuyoruz. Tarih ki okumayı bilmediğimiz gibi coğrafyayı da okumayı bilmiyoruz. Kavimlerin, Türklerin ve coğrafya isimlerini değiştiriyoruz. Abuk sabuk isimler koyuyoruz ki buna geçtiğimiz sohbetlerimiz örnekler vermiştim. Öyle bir kavimiz ki bilmediğimiz, anlamadığımız bir dilde bizi yaratan Tanrı'ya ibadet etmeye, yakarada bulunmaya çalışıyoruz. Peki bu sizce de ahmaklık değil midir? Tarihten hiç mi hiç ders almıyoruz? Nasıl ders almıyoruz? Tarihimizden ki tamam onu biliyoruz. Tarihçilerimiz batıdan kopyalanma onu da biliyoruz. Ciddi bir tarih araştırması yok. Onu da biliyoruz ama ciddi tarih araştırmacılarında gereken önemi ve kıymeti vermiyoruz. Vermediğimiz için de mevcuttakiler de yenisini yetiştiremiyor. Zaten eğitim sistemimiz belli. Türk eğitim sistemi Türk tarihini 1071'den başlatır. Anadolu'ya geldikler, dıkıdık dıkıdık çapa çapa bindik atlara önce 1071 Dandanakan, ondan sonra şey 1041 Dandan Akan, ondan sonra 1071 Malazgirt olduk Anadolu'lu. Bu bile Amerika'nın Batı'nın emperyalizmin bize attığı en büyük kazıktır. Oysa bugün öyküler, çatal öyk başta olmak üzere Anadolu'da Türk'ün binlerce yıldan beri var olduğunu söylüyor. Ama bizim tarihçilerimiz maksatlı olarak bunu inkar ediyor. Özellikle Türkiye'ye gelen arkeolog adı altındaki istihbarat elemanları Türk'ü Anadolu'dan uzaklaştırmak için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Evet bunlar genellikle bildiğiniz konular. Şimdi önceleri ilim adamları ne demişlerdi? Sümer, Sümer, Sümer demişlerdi. Tarih Sümer'le başlar demişlerdi. Fakat daha sonraları Allah rahmet eylesin Kazım Mirşan ve Allah ömrünü uzun eylesin muazzez ilmiyetçi hanımefendinin gayretleri sonunda Sümerlerin Türk kökenli bir kavim olduğu anlaşıldı. Ha burada bile bir şey var, tenakuzu var. Ben şahsen Sümerlerin bir kavimden ibaret olmadığına inanıyorum. Bir kültür meselesi olduğuna inanıyorum. Bir Sümer kültürünün olduğuna inanıyorum. Kavime bakacak olursak Sümerlerden 500-400-500 yıl daha önce yaşamış olan bir Sumar İmparatorluğu var. Şimdi bazı aklı evveller diyecekler ki yahu onu nereden çıkarttın? Ben de onlara diyeceğim ki yahu hiçbir şey bilmiyorsanız şu Japon, Japonların yaptığı Subaru'yu bir inceleyin bakalım. Hadi bir örnek daha vereyim konu açılmışken. Japonların yaptığı Kaşkay'ları da bir inceleyin bakalım. Türkiye'de Kaç tane Türk, kaç tane böyle milliyetçi falan filan geçinen Kaşkay adını bilir acaba? Kaşkayların ne olduğunu bilir acaba? Nerelerde yaşadıklarını bilir acaba? Evet. Tarihi bilmemekliğimiz bir tarafa tarihten ders almasını bilmiyoruz. Şimdi bakın. Sümerlerden bir örnek vermek istiyorum size. Yine e, Muazzez İlmiye Çığ hanımefendinin eserlerinden yapılan bir alıntı bu. Sümerler Orta Asya'da milattan önce 10 milattan önce 18 bin yıl önce yüksek uygarlık kurmuş Anav toplumunun bir kolu olan Kengerlerden. Bakın bunlar Türk boyudur. Halen de Anadolu'da Kenger soy ismi rastlarsınız. Günümüzden 7-8 bin yıl önce Mezopotamya'ya yerleşerek yüksek bir uygarlık kurmuşlardır. <laughs> Muazzez Hanım söylüyor. Bu yazı Sümer tarihini anlatmak için değil. Sümerlerin yaşadığı hazin ve acı sonun hikayesidir. Evet. O yazıyı ben size okuyacağım şimdi. Sümerler kurdukları uygarlıkta rahat ve rehavet içinde yaşarlarken yıkılışından 100, 150 yıl kadar önce yani günümüzden 4500 yıl önce Arabistan içlerinden Akat diye adlandırdıkları kavmin insanları Sümer kentlerine çalışmak için akın akın gelmeye başladılar. Bir kısım Sümerler bunlara karşı çıksa da diğerleri ucuz ve kolay işçilik ve köle gözüyle baktıklarından göz yumdular. 150 yıl içinde Sümer coğrafyasında işler değişti. Akatlar kentleri yakıp yıkmaya başladı. Sümerleri öldürüyor ve sonra iktidar ele geçiriyorlardı. Sümerlerin son günlerinde bir bilge kil tablete şöyle yazdı. Fark edemedik, geç kaldık. Aman tanrım. Bu vahşiler hepimizi yok edecek. Tanrım bizi affet. Bizden sonra gelenler bunları okursa belki ders alırlar. Ve Sümer devleti yıkıldı. Akatlar Sümer Uygurlarının üstüne oturdular. İşte böyle. Göç meselesini anlatıyor. Bugün Türkiye'deki yaşadığımız olaylara milattan 4500 yıl önce ışık tutuyor. Ama biz tarihten ders almasını biliyor muyuz? Hayır. Evet. Türk'ün Tanrı'nın lütfuyla Türk'ün başına getirilmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Göçmen politikasında. Çok uzun. Özellikle yasalar var. iptal edilen de işte Mustafa Kemal'in çıkarttığı 1934 sayılı yasa var. 2300 hatırlamıyorum tam sahili. Daha sonra bu 2006'da revize ediliyor. Tekrar tekrar revize ediliyor ve günümüzün zemini hazırlanıyor. Bakın Gazi Paşa Hazretleri ne diyor? Türk soyundan olmayanlar istedikleri yere yerleşemezler. Anadili Türkçe olmayanlar ayrı mahalle kuramaz, işçi ve sanatçı grubu oluşturamaz. Yabancıların bir belediyedeki nüfusu yüzde onu geçemez. 21 Haziran 1934 resmi gazete. Sümerler e anlattım. Gazi Paşa Hazretlerinden örnek verdim. Ders almadığımızı söyledim. Ve en önemlisi biz ahmak Türkler dedim. Siz karar verin. Haksız mıyım? Kalın sağlıcakla kalabilirsiniz eğer.